Promosyon ödemelerini bir süredir konuşuyoruz. Ödemeler de başladı bu arada. Merak edilen başlıklar var. Promosyon bugün yatacak, ilk gün bugün. Doğru, hani başvuranlar açısından pazartesi günü başvurmuş. Hani benim promosyonumu güncelleyin demişler. O başvurular bugün neticelendiriliyor. Şöyle bir şey konuşuluyor. Çift maaşa 2 promosyon var. Bununla da ilgili vatandaşın çok bir bilgisi yok diye. Böyle bir şey mi var? Şimdi şöyle, çift maaş dediğiniz şey, yani bir emekli maaşınız var, bir de eşinizden bir maaş alıyorsunuz mesela. 2 maaş bu şekliyle alanlar var. Dolayısıyla bu 2 maaş aynı banka şubesindeyse ikisi toplanıyor. Onun toplamına göre bir promosyon veriliyor. Yani bir tane 5.000 liralık bir maaşınız var. Eşinizden alıyorsunuz işte, dul maaşı diyelim. Bir de 10.000 lira emekli maaşınız var. Toplamda da 15.000 lira yapıyor. Baktığınız zaman 15.000 liraya kaç lira alıyorsunuz? 10.000 lira alıyorsunuz. 10.000 lira alacaksınız. Ben anlamadım. Şimdi neden anlamadım? Aynı bankadan mı alıyorum bunları? Evet. Zorunlu muyum? Hayır, 2 maaşınız da aynı bankadaysa diyorum. Değilse? Değilse, 2 ayrı bankadaysa her bankada ne kadar varsa, bir tanesinde işte 5.000 lira varsa oradan 5.000 lira alacaksınız. Bir tanesinde 10.000 lira varsa 8.000 lira alacaksınız. Şimdi diyeceksin ki aynı bankadayken 10.000 lira aldın, 2 bankada olunca 13.000 lira aldın. Evet. Bu daha karlı, öyle de yapabilirler. Yani şu an taşıyabilirler de eğer aynı bankadaysa. Yani maaşın birini başka bir bankaya taşıyabilirler. Çünkü her banka kendi ödediği maaşa göre bir promosyon veriyor. Yani maaşını o bankadan aldığın için o banka promosyonu ödüyor. Aynı bankadaysa ikisi toplanıyor. Onu da hatırlatmış olayım. İkisi toplanıyor. Toplam brüt neyse o brüte göre bir promosyon belirleniyor. Peki şimdi Kübra Kılıç, evet, yani konuşacağız şimdi, sohbet etmeye devam edeceğiz. Bu anlaşıldı. 2 ayrı bankaya çekip daha fazla promosyon elde edebiliyor. 2 maaşı olanlar her maaşı için ayrı promosyon alacaklar her şekilde. Tabii ki. Bunun için de bir başvuruları olacak tabii ki. Tabii, yani başka bankaya taşımaları gerekiyor o maaşı. 2 maaş aldıkları için 2 ayrı dosyadan maaş alıyorlar onlar. Dolayısıyla hani dün de konuştuk ya, 16 milyon emeklimiz, 13 milyon kadar emeklimiz var ama 16 milyona yakın dosya var. Bazı dosyalar bir kişiye ait, yani 2 tane dosyası. 16 milyon emekli demek. Evet, doğru. 16 milyon maaş ödeniyor demek aslında.